Evet, Vatan Partisi'nin New York'taki protestosunu biraz önce ekranlarınıza getirdik. Yine Vatan Partisi'nden çok değerli bir konuğum var programımızın bu bölümünde. Stüdyomda konuğum. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şule Perinçek bizimle. Sayın Perinçek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Perinçek'i niye ağırlıyoruz efendim? Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in liderliğinde çok önemli bir heyet. Bir Türkiye heyeti biliyorsunuz Şam'a, Suriye'nin başkentine çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yine çok önemli temaslar gerçekleşti. Yüksek siyaset konuşuldu, bölgedeki ilişkiler, uluslararası ilişkiler, barış konuşuldu, savaş konuşuldu, her şey konuşuldu. Ama başka şeyler de vardı bence. Değil mi? Konuşulması gereken. Biz bunların hepsini aktardık. Biraz onları konuşalım istiyorum. Sayın Perinçek de o heyetteydi, Şule Hanım. Bir siyasi kimliğin ötesinde ama bir kadın olarak oradaydı. Bir anne olarak, değil mi? Bir eş olarak ve bir gazeteci olarak. Ben biraz kadın bu yanlarını da... Kadınlar siyaset yapmaz anlamını mı çıkarmalıyım acaba? Yok hayır. Bu siyasetin yanlarıyla ötesine... biraz da hani konuşalım istiyorum bu ziyareti. Yani bir kadın gözüyle, bir anne gözüyle. Çünkü siz orada bazı izlenimler mutlaka edindiniz ve orada bazı temaslarınız oldu. Özellikle terörden etkilenen annelerle, Suriyeli kadınlarla bir araya geldiniz. Biz haberlerini yaptık ama şimdi birebir sizden biraz dinlemek istiyorum. Yani bu savaş, bölgedeki savaş mutlaka herkesi etkiliyor. Ama bundan kadınlar biraz daha fazla etkileniyor bana sorarsanız. Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'nin ismi Anadolu. Hep anneler dolu. Annelerin içinde kalıyor. Yani Türkiye'yi Anadolu diyoruz çünkü annelerle biraz daha anlam buluyor. Sizin izleniminiz ne yöndeydi? Yani kadının Suriye'deki bu gelişmelerden, Suriye'nin kuzeyinde içinde yaşanan bu savaştan, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu emperyalist baskıdan, ona karşı direnme noktasında durumu, pozisyonu, morali, motivasyonu, eşinin yanında pozisyon ne? Siz neler gözlediniz, gözlemlediniz? Çok kısa bir ziyaretti. Hı hı. Çok kısa ve yoğun. Bir buçuk gün de neredeyse hı hı, bitirdik. Hı. Yani ziyaretleri, görüşmeleri. Çok üst düzey görüşmeler oldu. Yani Suriye'nin 4 en önemli kişisinle protokolde saydığınızda 1-2-3-4 diye hı hı, görüşüldü. Dolayısıyla ayrıca kadın örgütleriyle falan görüşme şansımız olmadı. Daha önceden, bu 4., 5. gidişim Suriye'ye, daha önceden üniversite çevrelerinde, yani sempozyuma gitmiştim, milletvekilleriyle, kadın örgütleriyle görüşmek üzere bizim Türkiye'deki CHP'li kadın milletvekilleri falan hep birlikte gitmiştik görüşmeye falan. Yani kadınları tanıyorum. Yani Suriyeli kadınları epeyce şeyim oldu. Orada da temasım oldu. Yani sempozyuma gitseniz tebliğ vermek üzere gazeteci kimliğiniz çok kolay vazgeçilmiyor. Ondan hemen tabii haber yapmak üzere temaslarım o zaman da olmuştu. Suriyeli kadınlar bağımsızlıkları konusunda çok duyarlıdır. Yani çok başı dik. Bağımsız, özellikle emperyalizm konusunda müthiş hassaslar. Yani şey yaşayabilir, birbirimize çok benziyoruz dolayısıyla. Yani oradaki televizyondaki bir konuşmamda da söyledim, programa katıldık televizyonlarda. Hani iki Türkiye-Suriye kardeştir diye hep sloganları da bilirsiniz. Oraya gittiğimizde de burada, onlar buraya geldiğinde de bu çok atılan bir slogandır. Türkiye Suriye kardeştir. Nasıl kardeş ama farklı bir kardeş. Yani diğer ülkelerle de, diğer komşularımızla da kardeşiz ama Suriye ile ilişkimiz birazcık daha farklı gibi gözüküyor. İkiz kardeş diyor. Aynı yumurta ikizleri gibiyiz. Hani birisinin parmağı kesilince diğerinin canı acır. Bu siyasi bakımdan da öyle. Yani sadece tabii laik, cumhuriyetçi, bağımsızlıktan yana emperyalizme karşı tutumları olan kadınlar. Bir arada yaşama kültürünü en iyi uygulayan ülkelerden biri Suriye. Yani hem bölgemizde benim de gördüğüm diğer ülkelerle de, kıyasladığımızda, diğer şeylerle de karşılaştırdığımda niye laiklik sayesinde? Laiklik sayesinde. Dolayısıyla böyle bir kültürün örnek teşkil etmesine, örnek oluşturmasına karşı çıkılıyor bence. Yani Suriye'nin üstüne bu kadar abanmaları, Türkiye'nin üzerine bu kadar abanmalarının sebebi, Türkiye'de öyledir. Türkiye'de birlikte yaşama kültürünü başarıyla yürüten, yani Cumhuriyet Türkiye'si olarak baktığınızda öyle. Suriye'de de öyle. Yani diyelim
Ramazandır. Hı hı. Müslümanlar var tabii Suriye'de. %20'ye yakın, 15-16 falan deniyor şeyde, Suriye'de Hristiyan nüfus. Hı hı hı. O da var. Şii var, işte Alevi var, Sünni var, şey var falan. Farklı mezheplerden de var Suriye'de. Birisi diyelim şey yapıyor işte, orucunu açıyor dışarıda. Kadınlar gecenin bir saatine kadar otururlar, konuşurlar, kahveye giderler, sohbet ederler. Tek başlarına evlerine dönerler filan. Yani çok bağımsız ve şeydir. Hı hı. Başları Türkiye'ye göre çok daha yüksek oranda açık. Yani kapanmayı bu son 4-5 senede, ben 2008'de ilk gitmiştim. Hı hı. O zaman başlamış yeni kapanma. Dışarıya açıldıkça başlarımızı da kapatmaya başladılar diyorlardı kadınlar. Şimdi daha az. Yani Türkiye'ye göre başı kapalı insan şeyde, Suriye'de daha az gözüküyor. Şam'da en azından öyle. Ki hani Türkiye'nin daha ileride bir toplum oldu, hani laiklik açısından, evet, falan değil mi? Böyle, evet, vurgulanır tabii, ama tabii. Tam tersi yönde diyorsun. Şeyde üst düzey yönetici olarak falan da kadınlar Suriye'de bayağı etkin. Mesela dekanı, rektör falan kadın olan bir sürü üniversiteler, şeyler vardı. Şam'da ilk gittiğimde şey yaptığımız, saptadığımızda. Bir de çok böyle ellerini bellerine koydular mı hemen dı başlarlar şey tartışmaya ve şey, öyle olmaz böyle olur falan diye. Belli yani kendilerine güvenli bir tutumları var. Şeyde de yani birazcık da bunun için yapılıyor. Şimdi böyle elini beline koyabilen, bize benzeyen diyelim yani, benim de elim belimdedir diyelim değil mi? Haksızlığa karşı hemen baş kaldırmaya, Türk kadını da öyledir. Evet. Şimdi onu siz emperyalizme geldiğinde, senin memleketini böleceğim, bilmem Kürdünü şöyle yapacağım, Türkünü böyle yapacağım falan dediğinde başını çuvala sokabilir mi benim? Sokamaz. Yani onunkini de sokamıyor. Dolayısıyla bu kültürü yok etmeye. Bak, bir birlikte yaşama kültürünü böyle diğer ülkelere örnek olma diyor. Bir de bu kadar başı dik yaşamaya alışık kadınlar olarak. Kadınlar direndi mi? Fena direniyor hakikaten. Yani kolay kolay boyun eğdiremiyorsunuz kadınlara. Kurtuluş Savaşı'ndan biliyoruz değil mi? Hep der Atatürk'te bu devrim kadınların eseridir. Böyle anılacak 150 yıllık devrim mücadelesi kadınların mücadelesi olarak anılacaktır derler. Hakikaten de doğrudur. İlk başından itibaren mücadeleye etkin katılıyor kadınlar. Şimdi bunları yok etmek istiyorlar tabii. Bu kültürü de yok etmek istiyorlar. En laik ülke dedim. O şeyi anlatıyordum. Sofrada oturuyorsunuz, evet, mesela. Orucunu Ramazan açıyor. Orucunu açıyor bir tanesi. Öbürü de yanında diyelim Hristiyan ya da başka veya da din şeysi yok. Rakısını içiyor. Hiç kimse hop dur bakalım bu Ramazan şeyi kapat burada, benim yanımda günaha sokma beni filan diyen olmaz. Yani herkesin dini iner. Onlar da işte İsa bilmem ne filan, yani şeyde Noel döneminde de onlar kendi şeylerini, adetlerini yaparlar. Onlar da onlara sahip. Bir arada yaşıyorlar. Yani laiklik demek bu. Müftü de bunu söylüyor. Ben Müslümanların müftüsüyüm. Ben şey tanımam diyor. Hazreti Muhammed zamanında böyle miydi diyor. Yani o Sünni işte şey bilmem Hanefi diye bir şey mi vardı? Yoktu diyor. Ben onun için ben bütün şeylerin de Patrik de öyle diyelim. Oradaki Patrik de öyle. Bütün Hristiyanların şeyi. Ben Suriyelilerin müftüsüyüm diyor. Bir mezhebe ya da bir kesime kendini öyle tanımlamıyor. Ve bunu şiddetle Cumhuriyet müftüsü diyor sonra. Bakın bu da değişik değil mi? Hakikaten de yani laik müftü olunur muymuş, olunuyormuş demek ki. Onların dini inançlarını rahat şey yapabilmeleri için. Ama tabii müftünün, şimdi kendimize pay çıkarmak gibi olmasın ama müftünün annesi de İstanbullu bir Türk. Dayıları falan da burada var. Bir şey ortamda, aydın bir ortamdaymış ama çok birikimli ve kültürel bakımdan derinlikli, felsefe, bir filozof gibi konuşan bir müftü var. Doğu Peri, bu arada size küçücük dedikodu da yapayım. Nedir efendim?
Doğu Perinçek en kısa ve en şey konuşmasını müftünün yanında yaptı. Niye müftü topu vermedi? Başladı böyle, gözleri yaşlandı, beni çok etkilediniz falan dedi. Başladı şıpır şıpır, neredeyse gözyaşları dökülmeye, hemen kısa geçti, toparladı konuşmayı. O yüzden kısa konuştu. Çok etkiledi. Yani hepimizi, ben 3., 4. dinleyişim müftüyü. Her seferinde de başka konuşma yapıyor. Hani siyasi liderleri biliyorum. Yani değişik zamanlarda görüştüğümde de. Mesela hep aşağı yukarı bir klasik şeyleri vardır. Bir iskeleti vardır konuşmanın. Orasını burasını hafif rengini cinsini değiştirirsin ama aynı konuşmayı yaparsın. Tekrarlaya da ezberlemişsindir artık. Yani ben de not tutarken başlıklar halinde tutar geçerim mesela. Ama Müftü'yü her dinlediğimde hakikaten ben havluların şey not tutuyorum. Hmm. Çünkü bir sürü hikayeler anlatıyor bazen. Şiirler okur, şeyler yapar, mitolojiden din bilgisi olarak falan. Yani müthiş birikimli ve hayran bıraktı bizi. Ve o kadar birleştirici, hatta Doğu Perinçek onu söyledi genel başkanımız, Atatürk'ün müftüsü. Yani Atatürk görseydi size, ha işte benim şeyimdeki müftü budur derdi diye. Galiba işte oralarda biraz fazla duygulandı. Keşke bizde de olsa diye zaten söyledi. Evet. Kıskandım doğrusu Suriyelileri diye. Şimdi kadınlara gelince bizi bir mülteci şeyine götürdüler. Hı hı. Dediler ki mültecileri sığınma evi diyelim. Yani öyle çevirelim. Çocukların ve kadınların mültecileri. Mülteci, kimin mültecisi? Nerede? Yani kendi mülteciler nasıl bizde mülteci zaten. Oluyor, yani 2 milyon mülteci. Nereden Türkiye'de bunlar mülteci? Bir de size mi gelenler var falan diye. Şöyle gidince onları da orada gördük tabii. Sınır bölgelerinde evsiz barsız kalanlar. Çatışmaların yaşandığı evet, bölgede. Orada ailecek falan gelmişler. Kaçmak zorunda kalanlar, evet. Onlar devlet kucağını açmış bir şekilde. İşte el işi yapıyorlar kadınlar, çocuklar resim yapıyor, okula gidiyor falan toplu halde. Bir okulu boşaltmışlar. Okulu ev gibi işte çeşitli odaları. 3,5 senedir falan orada yaşayanlar var tabii bir şeyde. Devlet şeysine bakıyor, vatandaşına müthiş bakıyor. Her ay işte ulusal kanalda duymuş olur belki buradan bak. Savaş halinde ama düzenli maaşlarını ödüyorlar. Bir ay bile aksamamış bütün çalışanların, yani devlet çalışanlarının maaşını bir ay bile aksatmamışlar. Ama ne yapmışlar? Sanıyorum devlet harcamalarından epey bir kısıntı olmuş. Yani her gittiğimizde, her siz de gazeteci olarak birçok davete şeye gitmişsinizdir. Ben siyasi olarak da birçok konuk olarak başka ülkelere gittim. Daha önce Suriye'ye falan da gittim. Mutlaka hediyeler verilir, yani bizim gençlerimize gidilir, evet. Her şey, yemekler, ziyafetler, hiç tek bir tane, bir çöp bile vermediler. Yani armağan olarak bu anlamlı bir şey. Yani hele Orta Doğu ülkelerinde bu şeyler birbirimize çok armağan etmek isteriz. Yani onlar da bize geldiğinde ben de ikramlarımız boldur bizim, evet. Vermeye çalışıyorum. Hiç yani bir tane, muhtemelen bunlardan tasarruf ediyorlar her şeyleri. Hesaplıyorlar. Şam'da ve diğer şeyle gelirken tabii Lübnan, Beyrut'a gittik. Şam seferleri iptal olduğu için. O da ilginç mesela. Yani niye biz kadınlar en çok istiyoruz Suriye ile barışı, komşularla barışı? Çünkü sabah ve akşam ilk gittiğim zamanlarda Türk Hava Yolları uçuşu vardı Şam'a. Şimdi ben diyordum hem sabah hem akşam koca uçak bir de yani bilmem kaç yüz kişilik uçak. Ya ne hem sabah hem bir sürü iş adamları geliyor ve yer bulunmuyordu. Yer bulunmuyordu. Yalnızca buradan uçaktan gidenler değil oradan gelenler de tabii var. Oradan gelen burada boş gelmiyor, o da geliyor buraya falan. Ticaret yapılıyor. Esas tabii önemlisi de karadan ticaret. Kimleri ilgilendiriyor bizim bu ziyaret? Hangi kadınları, hangi yürekleri ilgilendiriyor? Oğlu askerde olanları ilgilendiriyor bu görüşmeler.
bizim oraya ziyaretimiz müthiş bir ilgiyle karşılandı. Yani onu diyeceğim size karşı, ha yani Türkiye'den bir heyet diye değil mi? Bu mülteciler dediniz, bir araya geldiğinizde orada bakışlar falan hani nasıl, nasıldı? Şeyi eleştiriyorlardı tabii, yani Tayyip Erdoğan'a karşı müthiş değil mi? Yani Türkiye deyince şimdi... Müthiş bir tepki var, çok kızıyorlar. 2011'de en son gitmiştim. O zaman... hani bizim dostum, bizdi, kardeşimizdi, şöyleydi, böyleydi, iyi adamdı ama niye böyle filan diyorlardı. Şimdi şeyin farkında, mesela haydut devlet diyorsa bize diyor düşmanımız, Amerika haydut devlet diyorsa tamam ki demek ki biz doğru yoldayız. Yani düşmanımızın şeysini değerlendirmesini öyle değerlendirmek lazım filan diye. Tayyip Erdoğan'a karşı da müthiş Amerika'nın ve biz diyor şeyden bekliyorduk, kardeşlerimizden böyle bir saldırı beklemiyorduk. İşte Siyonistlerden, onların dostlarından, Amerika'dan, Amerika'nın dostlarından bekliyorduk ama biz kendi komşumuzdan bunu beklemezdik diyorlar. Hakikaten kimi ilgilendiriyor, hangi anneleri ilgilendiriyor? Bir kere Türkiye ve Suriye annelerini çok yakından ilgilendiriyor. Benim de oğlum var. 20 okulu bitirince o da gidecek askere. Değil mi? Yani istiyor, o çocuğunuzun can güvenliğinden emin olmak istiyorsunuz gittiğinde, değil mi? O savaş, oradaki bir savaşa yollarken çocukları askere gidecek olanlar, çocukları askerde olanlar, oradaki Urfa, Antep, Mersin, Adana, bütün o bölgeyi diyelim, sınır, çok uzun bir sınırımız var biliyorsunuz, 850 kilometre sınırımız var Suriye ile. O sınırdaki bütün çaycılar, esnaf, bakkalı, çakkalı, yani tır şoförü, tır şoförünün evde bekleyen karısı, acaba sağ salim dönecek mi, kafasına bilmem bomba düşecek mi diye evde bekleyen hepsi bizim Suriye ziyaretimize odaklanmıştı. Kapıdan girdik, daha Beyrut havaalanındayken cayır cayır telefonlar geldi. Aman ne olur, yalvarıyoruz size, bir kere gitmeyin, hep gidin, daha başkaları da gitsin. Lütfen bunu başlattınız, arkasını mutlaka getirin, bu dostluğu yeniden kurun. Yani insanlar bir can güvenliği için, bir de karın tokluğu için. Orada bilmem bavul ticareti yapan giderken bilmem bavul eşyasına getiriyor, bir şeyler satıyor. Kadın yine ev ekonomisine döndürüyordu. Kaç tane kadın tanıyorum tabii, orada Antakya, Hatay o dönem. Ha, giderken oturuyor bir yerde çay içiyor diyelim. Ve o çaycının şeysi, hepsi bitti. Bakkaldan sigarasını bilmem ekmeğini alıyordu yolda giderken. Şoförler, nakliyeciler vesaire. Yani... Bir de çok tabii ucuz oradan ticaret yapmak. Ne yarım saatte oradasın. Benzin parası burada İstanbul'da Pendik'ten şeye gelmekten daha kolay neredeyse. Halep'e gitmek daha az masraflı diyelim, bilmem bir tırı gönderdiğinde oraya. Türkiye'nin enerji sorunu var diyorsun. Komşun da senin burasına kadar 50 sent. Petrol. Litresi. Evet 50 sent. Gel şunu kırışalım. Bizde kaç lira bilmiyorum ama yani çok pahalı olduğunu biliyorum. 5 liraya yakın, evet. 5 liraya yakın. Geçti geçiyor diye tartışıyorum. Oldu tabii, geçtiği de oluyor dönem dönem. 5 lira. 50 senti 5 lirayla şey yap, yani karşılaştır. Onu biraz kırışsak diyelim, hadi biraz 50 kuruş daha onlara verelim. Yani 50 sent kaç lira ediyor? 1,5, 1,20 falan. Yarısı gibi düşün, işte, evet. 1,5 diye. Değil mi? Şey, hadi 2,5'ta anlaşalım değil mi? Oradan buraya getirmesi, alması, nakliyesi satması filan diyelim. 2,5'ta 5'ten 2,5'a indirme şansım var. Ne diye gidip biz onlara terörü ihraç ediyoruz değil mi? Niye terör? Diyor ki 85 ülkeden burada bunları şey var böyle, diyor. Bu cümleleri konuşabildiniz mi oradaki kadınlarla? Tabii. Onlar yani tabii, şimdi geleceğe ilişkin... özel bir temasımız olmadı dediğim yok, gibi. Ama hani, yani şey... Yetkililer bağımında yine. Tabii. Yani kadınlar derken kadınlar örgütlü. Onun için ikide bir de düzeltiyorum. Kadın örgütleri var. Yani kadın örgütleriyle konuşma şeyim olmadığı için özel bir
sadece parti heyet, Türkiye heyeti olarak gittik. Biz yani bu çok basit çözümler esasında. Bu kadar karmaşık gibi gözüken bu duruma ilişkin bu basit çözümleri onlar da görüyor, onlar da paylaşıyor. Evet. Olmayan ne? Aşamadığımız ne? O zaman öyle sorayım. Ya da geleceğe ilişkin... Aşamadığınız ne? Ben size söyleyeyim isterseniz. Çok basit. Benim niye Vatan Partisi'nde olduğumu, niye Vatan Partisi'nde yönetici olduğumun sebebi Ankara'da Türkiye'den yana karar veren, yani Ankara'da Ankara gibi düşünüp, bizim başkentimiz değil mi Ankara? Orada kendi başkenti, bir eş başkan değil de normal başkan olsa bunlar 5 dakikada halledilecek meseleler. Hakikaten onlar böyle hazır bekliyorlar. Gelin hadi kucaklaşalım, al ben sana petrol vereyim, sen bana şey ver, sarım sarımsak mesela çok kullanıyor Kastamonlular. Geldiğinde habire bana telefon ediyorlardı, aman ticaret odasında, burada fazlası var sarımsağın bilmem şeyin. Ek biç biç gönder, üret üret gönder. Hani üretim ekonomisi diyoruz bilmem. Ama işte hep bunlar şey, niye Türkiye'yi bölmek, Suriye'yi bölmek, koridoru açmak, işte Irak'ı, İran'ı bu. Ha, 7 ülke 7 şey. Aynı şey onların dilinde de var. Onlar 5 diyorlar, biz 2 tane daha ilave ediyoruz. 7 ülke 7 deniz. Yeni şeye. Ha, 7 ülke 7 deniz. Mısır, Libya vesaire. Oradan bir öyle şey kurdu. Aman yarabbim, göze, şeyle Beşer Esat'la konuşurken söyledim zaten. Dedim kadınlar, biz böyle 7 ülke 7 denizde bir birleştik mi? Vallahi Amerika falan hiç şey gücü bir şeye yetmez. Anında biz bu işi başarırız ve 7 ülkede kalkınır hakikaten. Yani kimselere şey yapmadan, avuç açmadan, ama sıcak parayı keserse, yoksa bilmem ne olursa filan, ben onun için bunların dediğini yapayım, gideyim Beşer Esad'a 2 tane tokat atayım, Amerika'nın dediğini yap diyeyim. Böyle mesajlar gitmiş şeye. Yani Suriye'ye. Suriye'ye tabii. Hı hı. İlk önce bir hani diyor, zaten kendileri de söylüyorlardı biliyorsunuz. Nasihat ettik, haberler yolladık ama dinlemediler. Dinlemediklerine ben soruyorum burada. Ben Cumhurbaşkanı ya şimdi, o zaman Başbakan'da. Ona soruyorum burada. Ne söylendi, ne dinlemedin? Ne dedin? Hı hı. Ne dedin de yapmadı o. İlk önce Colin Powell gitmiş. Şunları şöyle yapın, böyle yapın. Eğer o denilenleri yapsaydık diyor, Amerika'nın dediklerinde. Yani orada kendi ülkesinin diyelim başkanı olan bir lider var orada oturan. O da diyor ki benim ülkemin, Suriye'nin menfaatine değil, ben onun için böyle yapmam diyor. Vay sen misin böyle söyleyen? Ondan sonra başlıyor şeyler, mesajlar gelmeye. Hayır, onun dediğini yapacaksın filan diye herhalde. Yani nasıl mesajlar geldiyse 7-8 sayfalık bir şeyler gidiyor. O Dışişleri Bakanı gidiyor. Arkasından bilmem şeyler gidiyor. Mesajını taşıyanlar, getirenler, götürenler. Ondan sonra çay may şeyleri filan. Meğer onları hale yola sokmak için imiş. Yani bu gidiş gelişler. Garip bir şey diyor. Ben de zannettim ki diyor, hakikaten kardeşiz herhalde biz dedim diyor. Şerefsiz. Yani o kadar inandırıcı bir şey. Onlar o kadar hazırlar ki. Yani bir de ne olacak? Hakikaten Ahmet-i Nejat'la görüştük. Evet, evet, evet. Onlar da öyle. Yani ha, sorsan İran'la benim aramda şöyle olsun mu, böyle olsun mu filan diye şey yapacağımız bir sürü şey. Ama bizim menfaatimiz nedir burada? El ele tutuşmak. Hani hatta ben bak buradan şeye söyledim ya, Cumhurbaşkanı'na söyledim ya. Öbür ta Okyanus Ötesi'ndeki Beyaz Saray'da oturana da söylüyorum. Bak, Amerikalı anneler içinde geçerli bu söylediğim. Aynı şey geçerli. Onlar da bizle el ele versinler. Peki. Hatta isterseniz okyanus takatı verelim. Denizleri daha geniş alalım. Denizi katmışken. Neden? Çünkü çocukları da gelip, onların çocukları, onlar da anne. Yani Amerikalı diye, emperyalist diye, ay onların şeyi yok mu? Ay onların çocukları da gelip burada ne diye ölüyor? Ondan sonra bir sürü Vietnam filmi seyretmişsinizdir. Tabii. Irak filmi seyretmişsinizdir. Hepsi şey yapmış, kafayı oynatmış, tedavi olan bilmem ne yapan, geldiğinde onu asıp kesen, biçen bir sürü
çocuklarını kaybetmiş. Orada da anneler var. Demin Esad'a da, Beşar Esad'a da söyledim dediniz. Biz 7 ülkenin kadınları el ele tutuşsak o zaman yer yerinden oynar. Gerçekten öyle. Ben yani düşünüyorum da şimdi peki. Sakinleşir da... belki de yer yerinden oynamaz. Yani ya da sakinleşir. Ha, şöyle bir herkes ayağını denk alsın olur yani. Bir sakinleşir evet, kadınlar böyle bir. Peki böyle bir şey hani önümüzdeki süreçte gerek Vatan Partisi olarak, Vatan Partili kadınlar olarak ya da Türkiye'den işte orada örgütlü kadınlardan bahsediniz. Böyle temaslar, etkileşimler, gidiş gelişler olacak mı? Önümüzdeki sürece ilişkin var mı böyle planlamalarınız? Az kalsın unutuyordum bunu söylemeyi. Bence çözümü yani ambargolu biliyorsunuz. Şimdi. Evet. Gidişiniz gelişiniz de direkt Şam'a olamadı. Lübnan üzerinden. Beyrut üzerinden. Ha. Yani önerilerimden biri de oydu. Yani konuşmamın sonunda da ben Sayın Esad'a bunları önererek o da çok onayladı bunu. Bir yani kadınlar arasında mutlaka biz dedim bunu inşa edecek en çok zarar gören biz kadınlarız. Türkiye ülkelerimizin bağımsızlığının elden gitmesinden ve parçalanıp bölünmesinden en çok zarar görecek olanlar bir savaştan iki komşu arasındaki bu kavgadan da en çok zarar görecek olan kadınlarız. Onun için biz bunun durdurulması için başta çalışırız. Ama yeni şeyleri inşa etmek üzere de, dostlukları da inşa etmek üzere kadınlar en başta görev almak isterler. Çünkü hakikaten işlerinde duyuyorlar. Yani babaları üzülmüyor demiyorum ama kadınlar daha becerikli diyeyim bu konuda, inşaat konusunda. daha girişimci ve ataklar. Onun için aradaki ilişkiyi geliştirelim. Yani siz sanat ilişkileri kurulabilir. Hatta aynen şöyle ifade ettim. Sizin şarkıcılarınız gelsin, biz de şarkılarını söylesin. Bizim şarkıcılarımız gelsin, siz de konserler şarkılar versin, söylesin. Değil mi? Tabii konserler versinler. Birlikte sergiler düetler açalım, yapılsın. Sempozyumlar düzenleyelim. İşte bilmem enerjinin bilmem kirliliği üzerine bilmem ne konuşalım filan. Yani bu konulardaki şeylerimizi üniversitelerde şeyler kurulabilir, ilişkiler kurulabilir. Sinemalar, filmler vesaire yani hem sanat hem bilimsel alanda birçok ortak çalışma yapılabilir. Basın alanında haberlerimizi değiş tokuş edelim, dünya ile ilgili bilgilerimizi birbirimizle paylaşalım. Ekonomi zaten var. Yani ekonomiyi erkekler de konuşuyor. Ama biz bu konular yani toplumsal alanda şeyleri aşabiliriz. Ambargoyu böyle zayıflatıp sonunda sallayıp çözebiliriz diye düşünüyorum. Yapılacak şeyler bunlar. Yani bunları teklif ettiğini söylediniz, tabii, bu cümleleri kurdunuz. Şey, tepki neydi? Tabii çok memnun oldu, çok mutlu oldu. Yani mutlaka yapmak lazım diye. Bir de biz o heyet olarak tabii Türkiye'nin dış politikasını taşlarını oluşturuyoruz. Yani ben aynı zamanda Strasbourg'da da vardım diyelim. İşte şeyde de varız. Baktığınızda Mısır var, Libya var, Azerbaycan var, şey var, Çin var, Rusya var. Yani bir taraftan Türkiye'nin dış politikasının taşlarını da oluşturmaya başladı. Bir tek iş kaldı 7 Haziran'da Ankara'ya gidivermek yani meclise girivermek, o kürsüye çıkıvermek, oradan konuşabilmek yani. Hatta Ankara'da yönetim, tabii bütün bunları güç olduğunuz vakit daha kolay uygulayabilirsiniz, hayata birikim, geçirebilirsiniz. Birikim, tecrübe, fikir değil mi? Güç demek iktidar demek tabii. Yani o iktidara yerleştiğimizde, bir milli hükümet kurulduğunda, yani bunun sanatçısı da, şeyi de, ekonomisi de, annesi de, hepsi aynı yürek, aynı şeyde çarpacaktır. Yani aklın yolu sonuçta bir. Karşı taraf da öyle, biz de böyleyiz. Evet, yani aşılması gereken ne demiştim? Onun da önümüzdeki 7 Haziran'da esasında aşılabilecek bir tarih olduğunu söylüyorsunuz. Son bir soru, Esma Hanım'la bir araya gelme şansınız oldu mu? Bu görüşmeler sırasında. Şöyle, o da bizim herhalde şeyimizden, laikliğimizden kaynaklanan bir şey. Biz Doğu Perinçek Genel Başkanımız bizim partimizin tabii. Ben eş durumundan gitmedim. Heyette yer almamın sebebi
Yani karı koca olarak orada tabii genel bulunmadı. Başkan yardımcısı olarak oradaydınız. Onların da öyle bir algılaması olmadı dolayısıyla. Diyelim sıralama şey yapıldığında anladım. Protokol genel başkan yardımcısı olarak benim sıram neredeyse ben orada. Onlar da fark etmediler herhalde şeyi. Ona göre bir görüşme olmadı. Yani aha. Bir eşli görüşme olmadı dolayısıyla. Ama Sayın Perinçek'in o... kabul etmediler herhalde. Yok yani ama Sayın Perinçek'in o selamı çok hoştu. Benim çok tabii, hoşuma tabii, gitti. Yani Sayın Esat'la yani ilk bir araya gelişte görüşmeye yoktu, başlarken yani Esma selam, Hanım'a selam vermesi evet, değil mi? Evet, evet. Onu da orada selamlaması o da, hoştu bence. O da tabii bizim diyelim partimizin kadın konusundaki bakışını herhalde orada birazcık da bizim şeyimiz var, kaskımız var. Genel başkanı şey yapma konusunda partinin kadınları olarak yönlendirmede kendimize de fark çıkartın biraz. Biraz sufle sizden mi gitti o zaman? Yok yok ben demedim kendiliğinden düşündü onu. Ama yani orada böyle öğretmeli olursa olmaz. Kendi aha. içinden gelecek ki değil ben mi? Bu partiye oy vereyim yani hakikaten. Doğru söylüyorsunuz. Efendim bu sohbeti burada noktalamak durumdayız çünkü süren bitti ama evet. Son bir cümle şöyle hani 8 Mart değil mi Dünya Kadınlar Günü Pazar günü yayında olamayacağız beraber ama bugün buradayken sizden bir mesaj almak isterim açıkçası. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak daha yeni Suriye'de Şam'da oradaki kadınlarla bir araya gelmiş. Yani birçok izlenim ve burada gözleminizi paylaştınız. Hani bir mesaj almak isterim açıkçası. Şimdi şöyle yani Kadın deyince çamurdan olsun, kadın olsun anlayışına ben her zaman karşı çıkmışımdır. Kadını bir cinsel varlık olarak değil, fikirleriyle ve yani kafasını taşıyor bedenin üzerinde. Yani kadını öyle değerlendirmek hı hı. lazım. Diyelim her zaman söylerim 550 kadın siyasete katılsın tamam, seçilsin tamam ama nasıl kadın olduğunu tarif etmek lazım. O bir kişiliktir, onun fikirleri vardır ve öyle bir bütün halinde değerlendirmek lazım. 550 tane, şimdi isim vermeyeyim burada bilmem herhangi bir şey kadın olsa orada ben 550 tane erkeği tercih edebileceğim durumlar çıkabilir orada. Bu da çok muallak oldu ama herhangi bir derken. Diyelim de... Cumhuriyet düşmanı diyelim örneğin. Cumhuriyet atıyorum. Ha. Evet yani laikliğe karşı ben evde kapanacaksın işte 5 tane 10 tane çocuk yapacaksın. Ben çocuk yapmaya karşı değil. Keşke vaktim olsaydı da daha çok doğurabilseydim. 3 tane var da daha fazla doğurabilseydim ama mesele o değil. Yani seni oraya kapatmak ve belli bir alanda dedim ya o mücadeleci alandan koparmak. Ve başı dik alandan koparıp eve kapatmak istiyorlar. Ayaklarına fazla dolanmayalım diye ama ayaklarına işte onların ayaklarına dolanacak kadınlar olmalı. Ha bir de kadınlar biz ne yapıyoruz? Genellikle bize öğretilen bu olduğu için ah işte şöyle yapıyorlar bize de kadınlara böyle yapıyorlar da falan. Dizini döve döve dizini morartırsın. Hmm. Başka bir şey olmaz. Başka bir yararı olmaz. Bir de kendi dizine zarar verirsin. O zaman ne yapacağız? Örgütleneceğiz. Değil mi? Bir araya geleceğiz. Dernekler. Çok güzel. Başımızın tacı. Derneklerimiz. Bize haklarımız konusunda bilgi veriyor. Tamam. Biz bu hakların bilgisine vardığımız vakit o haklarımız için mücadele etme alanına çıkabiliriz. Peki bu haklarımızı cayır cayır bağırıp sadece muhalefet olarak süpürgemizi sallayıp gelmek mi? O zaman ne olacak? Oh rahatlarsın. Yine diz dövmeye dönecek iş. Yani ağıt yakma vardır aha, ya o bir çeşit içini boşa. Onun için biz örgütleneceğiz ve siyasette iktidar olacak diyorsunuz. Siyasi anladım. Alanlarda örgütleneceğiz. Parti bu siyasi alan demek. Parti daha başka türlü iktidarı ele geçiremezsin zaten. Yani derneklerle iktidara gelindiği hiçbir zaman hiçbir ülkede görülmemiştir. Siyasi partilerle hakikaten kadınların laiklikten, cumhuriyetten, devrimlerden yana olan kadınların örgütlendiği partilerde yani ben en iyisi anladım ben adresi. Vatan Partisi'ne gelin diyorsunuz 8 Mart. Evet, evet ve güzel. İktidara gelmek lazım ve karar verici yere gelmek otomatik. Lazım. Suyu başından tutmak lazım. Sayın Perinçek çok teşekkür ediyorum hoş sohbetiniz için. Eksik olmayın efendim katıldınız. Evet bu sohbetle programın sonuna geldik. Hafta sonu mutlu geçsin, huzurlu geçsin. Pazartesi saat 16'da tekrar görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalın efendim.